Sol XRP, Shib, Avax ve bu 6 kripto için al sat seviyeleri diye karşımıza çıkıyor. Bunun üstüne şimdi konuşacağız ve neymiş ne değilmiş noktasında bunu değerlendirme çalışacağız. Ne var ne yok şeklinde yine konunun üzerinde durmaya gayret edeceğiz şeklinde ifade edebilirim. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Yani bunları muhakkak gerçekleştirelim. Bunlar önemlidir yani. Dolayısıyla dediğim gibi izleyen herkes hem videoyu kesinlikle beğensin. Tabii ki kanala da aynı şekilde abone olsun. Bunlar mühim hususlardır, mühim unsurlardır şeklinde söyleyelim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hem videoyu beğenen aynı zamanda kanala abone olan herkese. Tamam. Ne diyor burada? Bitcoin'den başlıyor. Varlıklar nezdinde ne varmış? Tam burada bitiyor. Şöyle yukarıdan bir başlayalım konuşmaya. Sol, XRP, SHIB ve 6 kripto para için Salı ve Çarşamba günkü açıklanacak verileri çok yakından takip ediniz. Bakın bunu baştan söyleyeyim. Salı ve Çarşamba günü üfe ve tüfe açıklanacak. Bunun da altını çizmiş olalım ve önemlidir tabii ki. Buraya dikkat edelim. Açıklanacak veriler tamamen kısa vadeli gidişatı tabii sonrasını da tamamen değiştirir. Yani şurada şöyle yükselecek de dese, böyle düşecek de dese açıklanacak veriler bu seyri doğrudan etkiler. Hiçbir hükmü yoktur burada yazılanların. Onu da ifade etmiş olalım. Burada hep söylüyorum. Yatırımcı bir ya genel durumu anlayabilmek lazım. İki, kısa vadeli unsur ve enstrümanlara eğer ki bizler bu noktada göz atıyorsak, yani konu eğer ki buysa, o zaman fiyat tahmininden falan ziyade kişi ne yapacak? Sadece kendi üzerine düşen hareketi gerçekleştirecek. Nedir o? İşlem yapmak veya yapmamak. Tamam mı? Ya bunlar boş. 74 bine düştü, müştü. Yani kişi genel olarak tabii ki parasını korumak ve varlığını artırmak isteyecektir. Ve daha iyi noktada tutmak isteyecektir. Bunun için yatırım yapar. Kriptoların en büyük özelliklerinden bir tanesi tabii ki Ayı Boğa döngüsü diye bir şey vardır. Dolayısıyla Boğa'nın zirvelerinde varlıkları, altcoin'leri satmak isteyecektir. Yani en şey bu. Genelde 2025 tabii ki çok büyük zirveler oluşturacak çoğu kripto para biriminde. Bu noktada olabildiğince tabii dipten toplamak gerekli. Daha önce de bahsettim. BTC tabii ki yatırım yapılabilir. Ancak şu bile daha kestirilebilir değil. Mesela 2026-27 ayısında çöküş halinde bu fiyatlara kadar düşer mi acaba Bitcoin bir daha? Yani mesela bu bir soru işareti olacaktı. Yani uzun vadeli harekette şu anki Bitcoin'in fiyatı acaba uygun mu? Kısa vadeli harekette zaten değil çünkü. Neye göre değil? Yani siz bu varlığı tutmaya devam ettiğiniz zaman tabii ki değerlenecektir. Muhakkak. Ama diğer altcoin'lerdeki değerlenme oranları çok daha yüksek. Herkes bilmiyor mu? Yani biliyor. Daha çok yükseleceğini biliyor. Zaten BTC parayı çekti. O zaman kim niye Bitcoin alsın? Yani büyük yatırımcı tabii ki Bitcoin alır ve ciddi çoğunluk alacaktır. Ama demeye çalıştığım şey şu. Zaten bu kadar faiz indirimleri vesaire yaklaşırken yatırımcı risk almaya yönelebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum ki BTC yerine Sol almak da ne kadar risk onu da siz düşünün. Pek bir farkı yok yani. Ethereum'dan bahsediyor. Ethereum da güçlü. Ethereum şu anda radikal olaylara doğru gidiyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Sizin şu anda Ethereum demiş olduğunuz varlık kısa süre içinde SEC'den büyük bir hamle alacaktır. Dikkat edelim. 23 Mayıs'ta ya reddedecek ya da kabul edecek. Dikkat. Bunlar önemli. BNB'yi geç. BNB çok pahalı. Ether uygundur bu arada. Sağlamdır Ether. 10 bin dolar gibi 2024 tahminleri var. Bana kalırsa çok daha fazla. Sol daha yakın zaman içinde konuştuk. 2024 500 dolar tahminlerinden bahsettik.
Yani dengeli olabilir 2024-500 dolar da gelecek yılda olduğu için çok şeydir. Fiyatları maalesef ki pahalı, fazla pahalı. XRP aşırı uygun. Bu yılki fiyat tahminleri çok değişiyor. 1,5 dolar diyen var, 5 dolar diyen var mesela. Tanıdık simalar da çok fazla var 5 dolar diyenler arasında. Ne yazık ki ikisi de mümkündür. Yani 1,5 dolar minimum görecektir. Çünkü bir yerde o ilk bir parti patlama verir yani bir yerde önümüzdeki vakitlerde. Bunu söylemiş olalım. Fakat bu nihai olmayacaktır. Gelecek yıl ben iki haneli fiyatları da büyük bir çoğunluk geçmesi noktasında beklenti bulundururken şu anki fiyatları çok uygun. XRP yani yapacak bir şey yok. Kimi zaman çok durgun seyrediyor. Kimi zaman öyle bir hareket ediyor ki çok enteresan işler çıkartıyor. Ama bu böyle yani böyle bir varlık. Yapacak bir şey yok. Alınacaksa da bu şekilde, alınmayacaksa da bu şekilde yani her zaman var olan değişmeyecektir bu noktada. Doge, Ada, Shib ve Avax'tan bahsediyor. Yine bunlar güçlü varlıklar. Doge son zamanlarda çok ciddi açıldı. İyi bir dominans karşısında direnci var. Bu Elon Musk'ın hareketli olmasından geçiyor olacaktır. Bir de ABD tarafında çok sağlam varlıklardan bir tanesi. Şu anki ortalama fiyatları fena değil, uygun. 1xRP değil bu konuda ama uygundur yani. Ki Dogecoin açıkçası sürprize acayip yatkın. Elon Musk biliyorsunuz tek bir haberle bile neler yaptırabilir. Genel olarak 1 dolar gibi ve üzeri fiyat tahminleri üzerinde durulur. Ada yine çok sağlam. Bakınız yakın zamanda da hatırlarsanız değerlendirdik. 2-3 dolar gibi fiyat tahminlerini Ada Coin'de. Bunlar da gayet mümkündür. Bir yerde Ada da bir kopma verecek. Buraya çok dikkat edin. Mevcut fiyatları gayet uygun. Bu listede Ada ve XRP hemen mevcut fiyatları uygun varlıklar arasında en çok. Ship'ten bahsediyor. Yani tabii ki önceki zaman dilimlerine göre tabii ki pahalı. Yani Shiba düştü mü düştü ama ayı dibinden 4 kat yukarıda ve 9 kat arttığını gördük belli bir sürede. Yani şu anda düştü diyenler muhtemelen tabiri caizse kaşınıp yüksekten alanlar. Onlarla alakalı yapacak çok bir şey yok. Sağlamdır Shiba. Genelde 13,5, 3,0,15 gibi tahminleri değerlendirdik. Avax'ınki çok değişken. Avax'ın adil değerleri şu an minimum 100 dolar. Bak minimum 100 dolar. Öyle söyleyeyim ben size. Çok güçlü varlıklardan bir tanesi. İyi para girişleri yaşayacağını düşünüyorum. Sağlam kaymalar yaşayacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacağını hepimiz görmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.